yaptığı konuşmayı hatırlatmak istiyorum. Şunu söyledi. Dedi ki bakın milyonlarca rüşvet aldığı ve bu rüşvetle ilgili sözleşme yaptığı bahis konusu olan milletvekilleri var. Bunların dokunulmazlığını kaldırmıyorsunuz. Ya da işte açık açık değil mi polislere hakaret eden değil mi bir milletvekili var. Bunun dokunulmazlığını kaldırmıyorsunuz. Bugünlerde çok konuşulan Ankara'da işlenmiş bir cinayetle işte adı anılan bir milletvekili var. Buna bir fezleke gelmiyor meclise falan. Bu ortamda siyasi amaçlarla benim dokunulmazlığımı kaldırıyorsunuz dedi. Bu örnekleri artırabiliriz Zeynel Bey. Bakın bir milletvekili örneği konuşuyoruz. Bir de AKP'li bakanlar var değil mi? Geçmişte kendi şirketinden kamu ihale mevzuatına aykırı bir şekilde bakanlığına değil mi? Dezenfektan satışı yapmış olan bir bakan vardı. Ruslar Hanım Sayın Pekcan örneği vardı. O bir dava konusu olamadı Türkiye'de. Niye? Çünkü mecliste bir soruşturma komisyonu oluşturulmadığı için, evet. Bu olay soruşturulmadığı için. Şimdi vatandaş bunu görmüyor mu Allah aşkına sanıyorlar? Yani siz yolsuzlukları, hırsızlıkları, çeteleri, mafyaları bunları yargı konusu yapmayacaksınız. Ama halkın hakkını savunan milletvekillerini bu şekilde cezalandırabileceğinizi düşüneceksiniz. Yani biz parti olarak görüşümüz böyle bir tiyatronun parçası olmak istemedik. Yani burada bir savunma anlatmaya, bir komisyonla ilgili bir şey söylemeye falan gerek yok. Ama vatandaşlarımıza tabii bunu açıklamak gerekiyor diye. Bugün bir basın toplantısına Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi milletvekillerimiz kameraların karşısına geçtiler. Orada da hem o komisyondaki bizim sözcü arkadaşlarımız hem de Ali Mahir Başarır milletvekilimiz bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Ama Türkiye için Zeynel Bey üzücü tabii, onu belirtmek istiyorum. Netice itibariyle siyasetçinin özgür olması, özgürce fikirlerini söyleyebilmesi, konuların üzerine gidebilmesi o siyasetçinin, o milletvekilinin özgürlüğü değildir. O bütün toplumun özgürlüğüdür. Çünkü bu konuşan milletvekilleri kendileri için konuşmuyorlar ki. Toplumun hakkında hukukunu savunmak için konuşuyorlar. Yani onların yargı yoluyla susturulmaya çalışılması, tutuklanmaya çalışılması günün sonunda aslında o milletvekiline değil, milletimize verilen bir cezadır. Bunun görülmesi gerekiyor. Bu tabii aynı zamanda bu meclis içerisinde bir baskı aracı olarak kullanılmak istiyor. Ama meclisin dışında da örnek olarak Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan davalar, ki bugün bir dava daha açıldı. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Tuzla Belediye Başkanı Sadi, soyadını unuttum, Sadi Bey'in açtığı bir dava. Neymiş konusu? Konusu hakaret etti bana diyor. Yani, onun da açtığı bir dava var. Şunu söylemek lazım. İmamoğlu davası diye de şey var, onu da gösterirsin. Sadi Yazıcı. Burada şunu belirtmek lazım tabii. İktidar, Zeynel Bey, başka bir şey bilmiyor. Yani halkın gönlüne giremiyor. Seçmenlerin kalbini kazanamıyor. Onların oyunu, desteğini alamıyor. Bu şartlarda ne yapma yoluna gidiyor halkın desteğini alamadığı ortamda? Zorbalık yaparak bütün dünyaya, Türkiye'ye bir şey göstermeye çalışıyor. Bak ben hala güçlüyüm. Ben iktidara asılmış vaziyetteyim, ben hala güçlüyüm. Ben güçlü olduğum için, iktidar gücünü de kullandığım için, bak yargıyı da efendim yönlendirebiliyorum. Siyasi amaçlarla bunu da kullanabiliyorum. Belediye başkanlarını, milletvekillerini, önüme her kim çıkarsa engel olarak gördüğüm insanın hakkında davalar açabiliyorum. Ama bu, takdir edersiniz ki bu bir zorbalıktır. Yani bu hukukun gereklerinin yerine getirilmesi falan değil, siyasi amaçlarla yargının kullanılması olayıdır. Biz buna başından beri karşı olduk. Türkiye'nin bu karanlığı hak etmediğini öteden beri söyledik. Bugün de bu yaşanıyor Türkiye'de. Yani netice itibariyle bir milletvekilinin yargı yoluyla susturulmaya çalışıldığı bir ortamı, bir karanlığı yaşıyoruz ne yazık ki. O karanlık seçimlere kadar devam edecek gibi duruyor. Çünkü bu boşuna alınmış bir karar değil bu. Birer kişi seçilip iki partiden cumhurla seçilip konulmuş gibi. İmamoğlu'na yönelik davayı da hatırlattı arkadaşlar. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle bir kez de daha hakim önüne çıkacak. İmamoğlu'nun Financial Times'a da demeçleri vardı. Onu da hazır İmamoğlu'dan söz etmişken onu da gösterelim izleyicilerimize ve sizi de bilgilendirelim. Onlar demokrasiyi baltalıyorlar ve kelimenin tam anlamıyla insanların seçme özgürlüğünü reddediyorlar. Seçmen 2023 seçimlerinde sandıktan buna yanıt verecektir ve bu hükümet ağır bir yenilgi alacaktır diyor. Bir başka cümlesi, yargının nasıl siyasileştiğini görmek için
Yalnızca benim davama bakmaya gerek yok. Türkiye'de ilgili kurumları kendi istediği şekle sokmakta sakınca görmeyen zihniyet var diyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu Times, önemli bir gazete. Tabii oraya önemli. Şimdi bu son noktadan hareket edelim. Bir defa değerli başkan Ekrem Bey'in söylediği bu kurumlar meselesi. Bir defa orada şunu görüyoruz bakın. Türkiye'de devlet otoritesinin şahsileştirildiği bir dönemi yaşıyoruz. Yani günün sonunda Türkiye'de kişisel amaçlarla devlet gücünün kullanıldığı ve tek kişinin elinde bir araç halinde bütün devlet mekanizmasının geldiği bir ortamı yaşıyoruz. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani Türkiye'de kurumsal bir devlet işleyişinin olabilmesi gerekiyor. Yani yargının da işte bu türden siyasi talimatlarla harekete geçen bir organ olmaktan çıkması gerçekten hukukun temel ilkelerine, yasalara, anayasaya bağlı bir şekilde vazifesini yapabiliyor olması çok gerekiyor. Çok özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sosyal paylaşımı var. Ona hemen bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. TÜİK'e tepki. Evet. TÜİK zaten ilk ziyaret ettiği kurumdu. TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, 5 ay sonra ödeyeceğiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıntılarını herhalde. TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız diyor. Bir beyaz yakalılar dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz diyor. Evet, tam olarak biz beyaz yakalılar dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı. TÜİK zaten ilk ziyaret ettiği kamu kurumuydu. Daha sonra biz çok kamu kurumunu ziyaret edip tepkilerini gösterdik. İşte bu TÜİK örneği de onu göstermiyor mu bize? Netice itibariyle öyle ya da böyle yasaların kendine verdiği görevle çalışması gereken ve o alandaki uluslararası planda geçerli olan birikimi, değil mi, kullanarak ekonomik kararlarda yön verici olacak bir takım verileri oluşturması gereken bir kuruluşun siyasi amaçlarla, siyasi talimatlarla verileri manipüle ettiği bir ortamı Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdi bir de az önce gösterdiğiniz konular içerisinde bir önemli mesele de tabii demokrasiyle ilgili. Bakın Zeynep Bey, bizim seçmenlerimiz Türkiye'de çok farklı farklı siyasal katılım yöntemlerini yerine getiriyor değiller. Bunu gözlemliyoruz. Yani böyle çok protestolar yapan, efendim dilekçeler yazan, böyle aktif yurttaşlar değiliz Türk milleti olarak. Bu doğru. Ama bir özelliğimiz var. O da nedir biliyor musunuz? Sandık çok önemlidir Türkiye'de. Öyle ya da böyle bütün problemlere rağmen %85'in üzerinde vatandaşımız, değil mi, sandığa gidiyor, oyunu kullanıyor, iradesini ortaya koyuyor. Ve şunu biliyor kardeşim, sandık önemli. Ben oy veriyorum. Verdiğim oyun da sonucu benim için önemli. Bunu çok iyi biliyoruz. Ayrıca son İstanbul seçimlerinde de gördük. Yani saygı gösterilmediğinde sandıktan çıkan sonuca, o zaman seçmen dedi ki yetmiyor mu sana dedi İstanbul Belediye Başkanlığı'nın transferi için İmamoğlu'na 13 bin oy fark. Al dedi sana kardeşim 800 bin oy fark, değil mi? Bu nedenle Zeynep Bey gerçekten şu anda milli iradeye, sandıktan çıkan sonuca büyük bir saygısızlık yapılıyor. Yani İstanbul örneğinde gördüğümüz benzer şey tabii Mersin'de de var. Onu da belirtmem lazım. Mersin Belediye Başkanımızla ilgili, Vahap Bey'le ilgili de yani aynı karanlık zihniyetin bu türden girişimleri var. Onları da lanetliyoruz ama şunun görülmesi lazım. Türk milleti gerçekten sandıktan çıkan sonucu çok önemser. Bakın dünyada da bu türden karanlık örnekleri görüyoruz. En son Brezilya'da, değil mi, kongre baskını oldu. Orada işte bir takım çapulcular gittiler efendim, şeylere saldırı verdiler. Ve hatırlayın ondan önce de ne olmuştu? Amerikan Kongresi'ne, değil mi, Trump'ın taraftarları saldırmışlardı 2020 seçimlerinden sonra. Şimdi bu bize bir zihniyeti gösteriyor. Seçim sonuçlarını taraftarları yapmıştı onda. Evet, Trump'ın taraftarları. Yani seçim sonuçlarını kabullenemeyen bir anlayış. İşte bir burada anlayış. Da hala İstanbul seçimlerinin sonucunu kabullenemeyen bir zihniyet var. Ama emin olsunlar biz onlara
Önümüzdeki seçimlerde çok daha büyük bir dersi milletimizin eliyle vereceğiz. Bunu da belirtmek istedim. Yani büyük bir farkla tekrar iktidar. Şimdi o zaman bu seçim meselesine geçebiliriz buradan. Ama ona geçmeden önce yine bir yargı davası, işte bir duruşma konusu olan Canan Kaftancıoğlu davasında onun beraatına yönelik görüşünüzü almak isterim. Aynı şekilde Şebnem Korur Fincancı ile ilgili de dava vardı bugün, duruşma. O da tahliye edildi gerçi. 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ama hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verildi. Şimdi Kaftancıoğlu'na daha önce açılmış ve bir şekilde 7 yıl önceki bir tweet'i nedeniyle de siyasi yasaklı hale getirilmiş bir siyasi kimlik Canan Kaftancıoğlu. Bir başka dava da işte Pergola davası olarak adlandırdığımız bir dava bu. Bundan da beraat etti. Ne düşünüyorsunuz bu iki davayla? Şimdi daha önce de bizim Üsküdar İlçe Başkanımız aynı yargılamayla karşı karşıya kalmıştı. Fahrettin Altun'la ilgili. Fahret, evet. Suat arkadaşımız Suat Özçal da. Şimdi Zeynel Bey şöyle tabii. Siyasi suç diye bir şey var Türkiye'nin gündeminde. Çok acı. Ama var. Yani insanlar siyasi açıklamalar yaptıkları için, konuşmalar yaptıkları için, yazılar yazdıkları için, bir takım yolsuzluk iddialarının, suistimal iddialarının üzerine gittikleri için yargılanıyorlar. Ya bu olacak iş değildir bakın. Yani çağdaş dünyada siz gitseniz bunu Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de falan birisini anlatsanız. Ya işte bir konuşma yaptı bir siyasi, bununla ilgili yargılanıyor. Efendim kendisine ahmak dendi bir belediye başkanı, ona karşılık verdi. Efendim ve bu nedenle hakkında siyasi yasak isteniyor. İnsan anlayamaz bunu. Nasıl olur böyle şey diye. Ama oluyor ne yazık ki Türkiye'mizde. Yani nasıl bir karanlıkla karşı karşıya olduğumuzu göstermek için söylüyorum. Yani Canan Başkanımız İstanbul'da gerçekten yani parti örgütümüzün, İslam örgütümüzün başında çok etkili, çok önemli çalışmalar yaptı başından beri bugüne kadar. Ve gerçekten benim görebildiğim kadarıyla belki biraz da herhalde kadın olduğu için. Yani erkek egemen siyaset dünyası içerisinde bir kadın olarak gerçekten etkili, güçlü bir figür olduğu için iktidarın hedefinde. İktidarın hedefinde ve sadece bugün değil yani il başkanı olduğu günden başlayarak böyle bir hedef tahtasına oturtulma durumuyla karşı karşıya. Ancak şunun bilinmesi gerekiyor. Yani biz bütün bu olayları az önce konuştuğumuz Ali Mahir Başarır olayında, Ekrem İmamoğlu olayında, Canan Kaftancı olayında diğer bütün meseleleri de hukuki bir dosya olarak falan görmüyoruz. Bu tamamıyla siyasi amaçlarla birileri tarafından düğmeye basılmak suretiyle açılan soruşturmalardır, mahkemelerdir. Ve şunu da biliyoruz ki emin olunuz bir şekilde bunun da bir siyasi çözümü olacaktır. Nedir o siyasi çözüm? Türkiye'de seçimlerde bir demokratik geçiş döneminin başlaması ve Türkiye'nin siyasi suç kavramını tarihin çöp sepetine atması. Zeynel Bey, bunu gerçekleştireceğiz. Yani Türkiye'nin hak etmediği bir manzara. Yani işte Demirtaş davası, Gezi davası, Kavala meselesi falan. Bunların hepsi emin olun yani çöp sepetine gitmesi gereken meseleler. Yani bunların yargılama konusu olması, insanların hiç efendim delili bulunmayan meselelerden bu şekilde işte Kavala örneğinde olduğu gibi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi falan. Bunlar yani gerçekten olacak iş değil. Buradaki hadise şudur. Bütün topluma yönelik bir aslında şiddet olayıdır bu. Bakın ben masum, günahsız insanları kardeşim bu şekilde yargılayabiliyorum. Bu şekilde hapse atabiliyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verebiliyorum. Ey geri kalanlar, dikkat edin. Ayağınızı denk alın. Başınıza sizin de bunlar gelir. İtaat edeceksiniz bana. Ben iktidarı aldım elime ve bu gücü her türlü zorbalığı yaparak bırakmamaya kararlıyım. Bu mesajı yaygınlaştırmaya çalışıyor. Kendisinden kopan seçmenlerin de bu mesajı sahiplenmek suretiyle belki kendisine geri dönebileceğini düşünüyor. Ya bu tamamen çok bilindik, dünyada çok fazla örneği olan bir zorbalıktır. Yani zorbalık anlayışının da yani bir sonuç vermeyeceği, Türkiye gibi gerçekten demokrasi talebinin çok güçlü olduğu, hukukun üstünlüğü talebinin çok güçlü olduğu bir ülkede bu anlayış kaybetmeye mahkumdur Zeynel Bey. Yani başka bir ihtimal ben göremiyorum. Evet, yani sonuçta bu baskıya uğrayan halk bir şekilde bunun bedelini sandıkta ödetir. Tabii, ya da şüphesiz. Kendisini ifade edebileceği tek alan olan o sandıkta. Bravo, bu çok mühim. Gerçekten bakın Türkiye'de büyük bir medya baskısı var.
işte Tele1 televizyonu başta olmak üzere televizyon kanallarına verilen baskıları biliyoruz. Sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle insanların başına neler geldiğini biliyoruz. Akademisyenlerin bildiri imzaladıkları için nasıl işten atıldıklarını, haklarında ceza soruşturmaları açıldığını biliyoruz. Bu türden çok örnek var. Kala kala demokrasi kırıntısı olarak elimizde kalan şey sandıktır. Yani bütün temel hak ve özgürlüklerin tehdit altında olduğu bir ortamda bir tek özgür seçimler elimizde kalmıştır. Zaten seçim gününe gidene kadar seçim sürecini dejenere eden iktidar birçok uygulaması oluyor. Değil mi? Ne oluyor mesela? Devlet imkanlarını değil mi alabildiğine kötüye kullanan bir iktidar var. Öyle değil mi? Medyanın ortamında, medya ortamında müthiş adaletsizlikler var medya ortamında. Bu şartlar içerisinde Zeynep Bey bir tek vatandaşımız elinde işte o sandık var. Şimdi bir de oraya el uzatma niyetlerini gözlemliyoruz. O bakımdan gerçekten çok önemli bir seçime gittiğimizin biz bilincindeyiz ve bu şekilde Türkiye'de bir demokratik geçişi bu seçimlerle gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi isterseniz bugün Özgür Özel bir açıklama yaptı grup başkan vekili. Onun ses olayı hazırsa sevgili yönetmenim, zaman hazır olduğu zaman onu dinletmek istiyorum hem size hem de izleyicilerimize. Onun üzerine de biraz konuşalım istiyorum. Çünkü Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağını belirtti az önce. Üstelik de yani bir milletvekilinin, bir ana muhalefet partisi grup başkan vekilinin söylediği bir cümle bu. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı dedi. Evet. Bu aslında ne kadar hani hiç kimsenin hayatının garanti olmadığı, güvence altında olmadığı, her an başına bir şey gelebileceğine yönelik bir duygu taşıdığını göstermesi açısından çok çok vahim değil mi? Şimdi efendim bir defa Süleyman Soylu'nun ne kadar kanun dışı insanlarla fotoğraflarının çıktığını bir hatırlayın. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz olayı başta olmak üzere Sedat Peker'in ifşaatları sonrasında kendisiyle ilgili öğrendiklerimizi bir hatırlayın. Evet. Değil mi? Yani Türkiye'de biz muhalefet partileri olarak Sayın Soylu'ya İçişleri Bakanı değil, Suç İşleri Bakanı diye seslenirken muhalefet partileri olarak ne kadar aslında haklı olduğumuzu da bu durum gösteriyor. Şimdi bu şartlar içerisinde Sayın Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel elinde ciddi bir dosya olduğunu, bugün işte biliyorsunuz bu Anayasa Komisyonu gündemi olduğu için tabii bir gün anladığım kadarıyla bekletme kararı almış, yarın açıklayacağını söyledi. Bunu açıklarken de işte demek ki ya bunlardan her şey beklenir diye yarın açıklayacağım ama işte herkes de bilsin başıma bunu, bir şey başıma bir şey gelirse. Ve Türkiye'nin bu tabii çok haklısınız, doğru tespit ettiniz. Hangi noktaya ulaştığını, Türkiye'de nasıl bir ortamda bulunduğumuzu bize gösteriyor. Ve çok şaşırıyorum yani AKP böyle bir bakanı hala niye görevde tutuyor? Bu kadar hakkında gerçekten çok ciddi iddialar varken, mecliste kendisine sorulan bu soruları yanıtlamadan meclisten bakan kaçıp gitti. Biz bunu da gördük, yaşadık. Kendisine bu iddiaların yöneltildiği televizyon programlarında o iddialara yanıt vermek yerine parti içerisindeki kendi rakiplerini hatırlayacaksınız suçladı. Onları gündeme getirdi. Ne vardı bunun arkasında? Neticede bakın bana dokunurlarsa ben tek başıma yanmam, sizi de yakarım diyen bir Süleyman Soylu manzarasını biz orada gördük. O nedenle yarın biz de heyecanla bekliyoruz. Bir dinleyelim dilerseniz. Değerli başkanımızın açıklamasını. Tabii. Bu söylediklerini daha sonra da değerlendirmesini isteyeceğim sizden. Buyurun. Süleyman Soylu dün esip gürlemiş. Her şeyi söylemiş. Dönüp bir tane de bir makarası var bunun. Dördüncü kez aynı şantajı yapıyor. Ya bir bilgin, belgen, kaydın, kuydun varsa git ver savcıya kardeş. Paylaş kamuoyuyla. Efendim işte ya birisi çıkar da bunu verirse ihaneti vataniye. Allah! İhaneti vataniye diye bir kanun varsa galiba bir kişi için olacak olsa sana kalır onun hakkı. Yani hakikaten senin payın diye hepimiz teslim ederiz. Ama sen bir de yarını bekle bakalım. Sen üçtür, dörttür söylüyorsun. Sen 10 kere aynı yalanı atarsın, unutur bir daha atarsın. Ama Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak. Bir büyük dosya. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, yine
kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak. Böyle açıklamalar bu dönemlerde riskli. Kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa, o dosyayı açıklayacak en az 3 arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi. Bu dönemlerde bir gün sonra bir şey açıklayacağım demenin nasıl bir riski olduğunun hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine teslim olmayız. Başımıza gelebilecek en kötü ihtimal için bile 3 tane tedbirimiz var. Çünkü asıl olan kişiler değil, kurumlardır. Bu milletin yüksek menfaatleridir. Bu milletin yüksek menfaatlerine dokunanların ifşa edilmesi ve bu milletin kendi helal oylarıyla başından def edilmesi en önemli hedefimizdir. Evet, dediği tam olarak bugünlerde bir gün sonra bir şey açıklanacak, açıklayacağım demenin bedeli olduğu bir dönemler yaşıyoruz diyor. Bu evet. Gerçekten de çok çarpıcı. Bekliyoruz biz de tabii heyecanla. Soylu hakkında yarın nelerin ortaya saçılacağını. Yani Zeynep Bey, çok konuştuk Soylu meselesini ama evet, kamuoyunun şunu bilmesi gerekiyor. Bakın, gerçekten bu insanlara biz bütün toplum olarak, Türkiye olarak canımızı, malımızı, efendim her türlü şeyimizi emanet ediyoruz değil mi? Ama bakıyorsunuz her türlü suç örgütüyle bir takım ilişkileri ortaya, yerlere saçılıyor. Nerede kriminal bir tip varsa Sayın Bakan'ın bu kimselerle fotoğrafı ortaya çıkıyor. Ayrıca yaptığı kimi görüşmelerin, işte başta bu Sezgin Baran Korkmaz görüşmesi olmak üzere, gerçekten sonuçları çok vahim. Çünkü o görüşmeden hemen sonra bu insanın hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kaldırılıyor. Bu insanın malları üzerindeki tedbirler kaldırılıyor. Ve işte bu işlemler ticari olarak yapılıyor. Adam da yurt dışına kaçıyor. Bu dehşet verici. Yani bu olayda bile bakan istifa etmiyorsa, koltuğundan ayrılmıyorsa, gerçekten bütün toplum olarak şapkayı önümüze koymamız ve bu konuyu düşünmemiz lazım. Niye? Kimin koruması altında bu bakan? Arkasında ne var? Nasıl bir güç var? Neyi temsil ediyor da bütün bu skandallara rağmen, orta yere saçılan bütün bu pisliklere rağmen vazifesine devam edebiliyor acaba? Hı hı. Bunu gerçekten tartışmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bu belki hükümet olarak içinde bulunduğu, işte bir bakan özellikle ön plana çıkıyor, Süleyman Soylu, diğer bakanların da kendi parti üyelerine dahi hesap vermeyen bir konumda olmaları aslında işte bir kişinin ülke üzerindeki hakimiyeti ya da işte bunun tek adam rejimi diyor. Evet. Emre Kongar buna şahsım devleti diyor. Hı hı. İşte Ersin Kalaycıoğlu sultanizm diyor. Sonuçta buna farklı farklı isimler, evet, bulmak mümkün. Fakat dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği bir olay oldu. O da Milli Savunma Bakanlığı'nın bir toplantısına katılan üniformalarıyla komutanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik partili Cumhurbaşkanı'nın eleştirisini, tepkisini, hatta hakaretini alkışlayarak karşıladılar. Evet. Ve Kılıçdaroğlu da o tepkiyi gösterdi. Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir dedi. Hı hı. Hatta devam etti. Siyaset, evet, yapmak istiyorsanız üniformanızı çıkarın dedi. Askerler devletin çürüdüğünün göstergesi oldu. O küfürü alkışlayan kurmay askerler, tabii, siyaset askerin işi değildir dedi. Şimdi bir defa Genel Başkanımız özellikle silahlı kuvvetlerle ilgili açıklamalarında hep çok dikkatlidir. Yani birkaç defa düşünür, bunları söyler. Bunun yanında da bizlere de, milletvekillerine de her zaman bu konulara çok dikkatli, özenli olmasını belirtir. Niye? Netice itibariyle adı üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri diyoruz, milli ordu diyoruz değil mi? Yani sadece AKP'nin mensuplarının ordusu değil, Türkiye'nin sınırlarını koruyacak, ulusal güvenliğini sağlayacak hepimizin, bütün vatandaşlarımızın ordusundan bahsediyoruz. Şimdi bu toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına baktığınızda orada Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmuyor aslında. AK Parti'nin genel başkanı sıfatıyla genel başkanımızı hedefe koyarak, efendim sen Amerika'ya gittin, İngiltere'ye gittin, Almanya'ya gittin, affedersin restoranda yemek yedin, bilmem yemek yedin falan diyerek onu hedefine koyduğu bir konuşma yapıyor. Ve o konuşmayı ne yazık ki komutanlar alkışlıyorlar. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Yani eğer şu çağrıyı yapalım, eğer o sırada boş bulundularsa,
Yani işte etraftaki o gürültüye uymak suretiyle o alkışı yaptılarsa eğer, çıksınlar kamuoyunun önünde bunu açıklasınlar ve özür dilesinler. Yani Cumhurbaşkanı'nın oradaki siyasi şovunun bir parçası olmak, yani bu kahraman silahlı kuvvetler üniformasını taşıyan komutanlara yakışmayan bir manzara. Yani ben hala anlayabilmiş değilim, yani bunu nasıl yapabildiler? Böyle bir siyasi çalışmanın parçası olmayı kendilerine nasıl yedirebildiler? Neticede ben bunu söylerken siyaseti kötü, aşağı, bayağı bir şey olarak görerek söylemiyorum. Bakın, ama şunun bilinmesi lazım. Yani silahlı kuvvetlerin siyasi tartışmaların dışında olması lazım. Çünkü temel görevi ulusun değil mi? Şeyidir yani, savunulmasıdır. Ulusal sınırlarımızın savunulmasıdır. Şimdi bakın, ne diyoruz biz? Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz. Milli Savunma Bakanlığı diyoruz, değil mi? O bakanlıkların önünde de aslında bütün milleti ilgilendiren bakanlıklar olduğu vurgusunu yapmak gibi bir, değil mi, bizim geleneğimiz var Türkiye'nin. Yani bugünün olayı değil. Yani 100 yıldır biz hep adına Milli Savunma Bakanlığı demişiz. Ve silahlı kuvvetlerle ilgili de biz hep, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok özenli olduk, ola geldik. Hep çok seçici ifadeler kullandık. O bakımdan gerçekten çok yadırgadık. Arkasından AKP'den gelen açıklamalar daha büyük problem tabii. Çünkü orada da kendi eriyen destekleri karşısında sanki silahlı kuvvetlerin kendi, bu toplantı örneğinde gördüğünüz gibi, sanki komutanların arkasında saklanmak gibi bir niyet de seziliyor. Özellikle Sayın Çelik'in AK Parti sözcüsünün açıklamasında. O bakımdan çok yadırgadığımız, Türkiye'nin gelenekleriyle hiç bağdaşmayan, pek örneğini görmediğimiz bir olay yaşanıyor. Neticede seçimler yapılacak birkaç ay sonra. Birkaç ay sonra seçimler yapıldığında Tayyip Erdoğan gidecek. Genel Başkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, yani biz öyle istiyoruz tabii, olacak. Yani altılı masa adayı belirleyecek, ama yani bizim arzumuz bu. Bunun, evet, bilinmesini istiyoruz. Ve neticede yani o komutanlarımız da Cumhurbaşkanı seçilen, yeni Cumhurbaşkanı seçilen, yani o rezervle söylüyorum, bizim arzumuz olan Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığında yine çalışmaya devam edecekler. Yani birkaç ay sonra birlikte çalışacakları, Sayın Cumhurbaşkanım diye selam duracakları kimse hakkında bu türden hakaretamiz ifadeleri nasıl alkışlayabiliyorlar? Yani biz bunu söylerken yarın öbür gün bizim aşkımızın da bu türden siyasi açıklaması olursa onu alkışlası anlamında söylemiyorum, ama buradaki garipliğe işaret etmek için söylüyorum. Şu olabilir, bakın, Cumhurbaşkanı çıkmıştır orada, diyordur ki kahraman silahlı kuvvetlerimizden gurur duyuyorum. Şimdi böyle bir şeyi alkışlıyor olsa, evet, ya da o komutanların görevleriyle ilgili bir konuyla ilgili ya da bütün milletimizi kucaklayacak bir şeyle ilgili bir açıklama olsa bunu anlayabilirim. Yani orada Cumhurbaşkanı gerçekten Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, AK Parti'nin genel başkanı sıfatıyla bir şeyler söylüyor. Ve onun bir parçası olmasını komutanların, başta genel başkanımız olmak üzere, hepimiz çok yadırgadık ve orada yalan söylüyor Cumhurbaşkanı, iftira atıyor genel başkanımıza. Yani bunu nasıl yapabildiler? Bir özür borçlular. Yani sadece bize değil, kamuoyuna bir özür borçlular, kendi üniformalarına bir özür borçlu. Onu hatırlatmak istiyorum. Tabii burada hatırlatmak lazım. Biz millet olarak hafızamız oldukça zayıftır genelde. Bu ülkenin jandarması ve emniyeti de yine arkasına saklanan siyasetçiler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na bir dava açmışlardı. Tabii onları da yaşadık. Ayrıca yaşadı bugün ülke. Sözcü Gazetesi'ndeydi. Deniz Seyrek bir yazı yazmıştı. 2018 seçimlerini hatırlatmış. Orada da Erdoğan'ı alkışlayan bir komutandan bahsetmiş. Ama o komutanın da ilerleyen yıllardaki şuralarda tasfiye edildiğini anlatmış. O bakımdan yani... Yani o alkış kendisine kar kalmadı, kalmamış, diyorsunuz. Kalmamış, onu kurtarmamış tabii. Onu da belirtmiş diyorsunuz. Kurtarmamış diyorsunuz. Şimdi peki seçim kısmına geçelim. Daha sonra da size biraz Avrupa ile ilgili, sizi bulmuşken de soru sormak istiyorum. Çünkü hani yıllarca Avrupa'da gazetecilik yapmış birisi karşısında... Şu anda oralarda ülkemizi temsil eden bir milletvekilini bulmuşken soru sormadan eksik bırakmış olurum her bir şeyi. Şimdi seçim tarihi üzerine Ali İhsan Yavuz'un açıklamasında gösteriyor arkadaşlar, göstersinler. Çünkü hiçbir şey olmadıysa mutlaka bir şeyler olmuştur diyen Ali İhsan Yavuz'un yine anlamsız bir cümlesi daha çıktı. 18 Haziran'da yapılma ihtimali seçiminin %30-40 diyor. Allah Allah. Bir Türk büyüğü olarak. Neye göre ölçmüş acaba? Bilmiyorum. Neye göre ölçmüş? Yani niye 20 değil, 50 değil,
ya da 30 ya da 40, 30 ile 40 arasındaki farkı belirleyenler. İşte bunu tabii o İstanbul seçimlerinde neye göre bir şey olmadıysa mutlaka yine de bir şey olmuştur cümlesini de neye göre söyledi diye sormak lazım. Şimdi herhalde. Az önce hatırlattığınız bir konuyu jandarma ve emniyetle ilgili ve çok doğru şekilde unuttuğumuzu söylediniz. Şimdi burada da Sayın Yavuz görünce şunu hatırladım. İstanbul seçimlerinde çıktılar ortaya, dediler ki CHP oyları çaldı. Evet. Ya biz de dedik ki ya kardeşim ne çalması, biz zaten oylarımızı korumak gibi bir şey yeni sizin elinizden efendim haksızlıklar karşısında oylarımızı korumak gibi bir şeyi başarıyoruz yani. Nasıl olur oyları çalmak falan? Yok dedi efendim. CHP çaldı oyları. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? İstanbul'un bir ilçesinde, Büyükçekmece'de kapı kapı polis evleri gezdi. Çaldı kapıyı. Merhaba Zeynel'le. Merhaba efendim, buyurun. Kaç çocuk var evde? İki çocuk var. Getir göreceğim çocukları. Buradalar mı değiller mi acaba falan. Böyle birisi var mı yok mu? Bu yaşandı. Kapı kapı Büyükçekmece'de evleri gezdi emniyet. Bizim Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün bu konuyla ilgili bir kitap da yayınladı. O kitapta da bunun detayları var. İzleyicilerimize tavsiye edeyim. Peki sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Bugün o hani CHP oyları çaldı falan diyorlardı ya. O konularla ilgili yargılanan kimse yok. Mahkum olan kimse yok. Ama o uydurma gerekçelere dayalı olarak İstanbul'da seçimleri iptal ettiler Zeynel Bey. Ve bunlar yaşandı. Ve İstanbul'un bir ilçesini, orada yaşayan yüz binlerce insanı, oradaki belediye başkanını uydurma gerekçelerle suçlayarak, rahatsız ederek, neredeyse yani evleri basacak gibi efendim kapılarına dayanarak insanların bir kampanya yaptılar. Ve aradan işte aylar, yıllar geçti. Bakıyoruz arkaya hiçbir şey yok. Yani bu Türkiye'nin acaba hak ettiği bir manzara mı? O nedenle yani Sayın Yavuz gerçekten ben merak ediyorum. Yani acaba hangi yüzle kameraların karşısına çıkabiliyor? Bu şekilde Türkiye'yi kandırmış. Bir güzel değiş var Türkiye'de. Bir koyar mıyız? Buyurun. Bir emekli korgeneral Hakkı Kılıç'la ilgili bir son dakika bilgisi var. Tahliye. 83 yaşındaydı emekli korgeneral. 28 Şubat davası sebebiyle de tutukluydu. Biliyorsunuz daha önce tutuklanmasında ısrarcı olunan bir komutanın hayatını kaybetmesi binlerce konuştuğumuz konu olmuştu. 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç'a tahliye çıktı. Ben geçtiğimiz haftalarda İzmir'de Buca'da Çetin Doğan generalimizi ziyaret etmiştim cezaevinde. Gerçekten çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan bir değerli komutanımız. Geçmişte de Silivri cezaevinde de Çetin Saner, Ahmet Çörekçi Paşa'yı da ziyaret etmiştim. Şimdi efendim bakın bu konu çok önemli bir konu gerçekten. Bir defa bu bahsi geçen olaydaki yargılamalar biliyorsunuz Fethullahçıların hazırladığı dosyalara dayanıyor. Evet. Şimdi o dosyalara dayanıp yargılamalar yapılacaksa Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere etrafındakiler, ailesi, onlar bunlar falan hepsiyle ilgili onların hazırladığı dosyalar var. Bunu hatırlatmak lazım. İkincisi bu değerli komutanlar çok yaşlı insanlar ve gerçekten çok önemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyorlar. Ayrıca yine belirtmek lazım ki özellikle kuvvet komutanları bakımından Yüce Divan'da yargılama konusu varken bu da karar altına alınmadı. Yani çok ciddi adil yargılanma hakkının kullanımı bakımından sakat bir yargılama süreci sonucunda mahkum edilen ve o yaşta bir nevi yani intikam alma duygusuyla neredeyse hapse atılan komutanlar var. Yani Çetin Doğan tabii kendisi belki de bu programı izleyecekse bana kızacak çünkü sıkı sıkı tembih etmişti. Yani böyle ben hani sağlık sorunları konusunun konuşulmasını istemiyorum diye. Yani bu şekilde anılmak istemiyorum diye. Yani neticede bir özel muamele beklemediğini söyleyen bir şey vardı komutanımızın. Ama ben yine de söyleyeceğim. Gerçekten çok ciddi sağlık sorunları var. Yakın zamanda bir mide kanaması geçirdi. Ayrıca kalp hastalıkları bakımından çok ciddi riskler taşıyor. Tabii sadece Çetin Doğan değil, yani diğer değerli komutanlar için de aynı durum söz konusu. Yani gerçekten Türkiye'nin bu ortamında bu kadar suç orta yerde varken, çeteler, mafyalar, yolsuzluklar orta yerde dururken bu değerli insanların bu yaşta böyle bir muameleyle karşı karşıya bulunması. Bakın Ahmet Çörekçi İstanbul'da Ahmet Çörekçi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı
92 yaşında bildiğim kadarıyla. Yani gerçekten bu yaşta insanların bu şekilde mahkum ediliyor olmaları, yani çok temel fiziki bir takım şeyleri yerine getirmekten getirmekle ilgili engelleri bulunan, sorunları bulunan bu yaşta insanların bu şekilde tutuklu bulunuyor olmaları çok yaralayıcı. Türkiye için çok üzücü. Yani en kısa zamanda onların özgürlüğe kavuşmalarını, çocuklarına, torunlarına kavuşmalarını diliyorum. Bu yolda da bu çağrıyı da yinelemiş olayım burada. Evet. Bir de bu arada Çetin Doğan'ın ve Ahmet Çörekçi gibi diğer paşaların durumlarını da hatırlatmış oldunuz. Bence önemliydi. Bir kez daha hatırlatalım. Hakkı Kılınç, emekli kongreneral, 83 yaşındaydı. 28 Şubat davası nedeniyle tutukluydu. Tahliye oldu. Bir haber, önemli bir haber. O haberi de izleyicilerimizle paylaştık. Şimdi seçimler konusu mutlaka ve mutlaka tabii bir siyasetçi olarak 24 saat sizin gündeminizde. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Sonuçta seçim tarihi olarak ne bekliyorsunuz? O hani hukukçuların söylediği aslında eğer bir erken seçim kararı meclis almazsa Erdoğan aday olamaz şeklindeki görüşüne katılıyor musunuz? Tabii daha doğrusu ne düşünüyorsunuz o konuda? Tabii şöyle, şimdi bir defa bu seçimlerin ne olduğunu doğru tesis etmek lazım. Yani bu seçimler Türkiye için adeta bir referandum aslında. Niye bunu söylüyorum? Bakın biz bu seçimleri kazanacağız ve Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi dedikleri bu ucube yönetimden çıkacak. Ve emin olun biz bunu başaracağız. Ama Allah vermesin, yani biz bunu yapamazsak, bu seçimleri kaybedersek o zaman ne yazık ki Türkiye'de bu ucube sistemin sürmesi ve başta ekonomik kriz olmak üzere ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bütün krizlerin daha da derinleşmesi ile karşı karşıya kalırız. O nedenle bu seçimin anlamının, öneminin, Türkiye'nin tarihi bakımından bir dönüm noktası olduğunun biz çok iyi bilincindeyiz ve o anlayışla hazırlanıyoruz. Birçok farklı boyut var. Şimdi bir defa en önemli boyutlardan birisi seçim güvenliği konusu. Burada 6 parti bir arada seçim güvenliğini sağlamak için çok ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Şunun bilinmesi lazım. Yani adil ve özgür seçimler Zeynel Bey sadece seçim günü oyların atılması ve sayılmasından ibaret değil. Bakın seçim süreci içerisinde, şimdi siz senelerce Fransa'yı yakından izlediniz. Fransa'da bir televizyon kanalı Cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün bir adaya bir süre veriyorsa öbür adaya da aynı süreyi vermek durumunda. Yani birisini sabah akşam karalayıp bir diğerini efendim parlatmak gibi şeyler yapamaz televizyon kanalları oralarda. Çok kesin kurallar vardır bununla ilgili. Şimdi diyor ki birincisi medyaya erişim ve gerçekten halkın doğru bilgilenme hakkı bakımından problemler. Burada ciddi sorunlarımız var. Daha önce söyledim, iktidar tarafı hem yargıyı kullanıyor hem de devlet gücünü kullanıyor siyaseti tanzim etmek için ve seçimlerde avantaj sağlamak için. Bu da çok ciddi bir problem. Ama bunları bir kenara koyalım. Yani bütün problemleri biliyoruz, bunların üzerine gideceğiz. Ama bunların bir kenarda olduğu ortamda sadece şeye odaklanırsak, yani seçim günü oyların verilmesi ve sayılması, orada da şu bilinsin, biz bu iktidara güvenmiyoruz. Biz bu iktidara güvenmiyoruz, ortağına da güvenmiyoruz. O yüzden Türkiye'de namuslu, düzgün bir seçim günü geçireceksek eğer, bunun da kendi elimizde olduğunu biliyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Gerçekten parti örgütümüzde ve 6 parti olarak ve daha doğrusu bütün demokrasi güçleri olarak sandıklara sahip çıkacağız. Vatandaşlarımızın özgürce oylarını kullanması ve oyların doğru şekilde sayılıp karara bağlanması, tutanakların yazılması konusunda çok aktif bir mücadele yürütüyoruz. Çok ciddi bir bu konuda hazırlığımız var. Bu işin bir boyutu. Ama diğer taraftan da biliyorsunuz altılı masa olarak seçimlere giderken, yani toplumun önüne nasıl bir kadroyla çıkacağımızı, hangi öneriler, hangi politika önerileriyle çıkacağımızı, nasıl bir yol haritası Türkiye'deki bu demokratik geçiş bakımından önereceğimizi, bu konuda da çok ciddi bir hazırlığımız var. İzleyicilerimiz bakabilirler, bir web sitemiz var. altılimasa.biz, yani İngilizce karakterle yazılıyor. altilimasa.biz. Oraya girerlerse şimdiye kadar altılı masada
yapılan çalışmaları, oradaki çıkan dokümanları, nasıl bir işleyiş olduğunu orada bulabilirler. Ve bu kapsamda da hatırlatmak istiyorum, 26 Ocak günü yine 6 parti bir araya geleceğiz ve 30 Ocak'ta da bunun bir lansmanı olacak. Çok ciddi bir toplantıyla buradaki oluşan hazırlığı kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Zaten siz de görmüşsünüzdür, son altılı masa toplantısında çok ciddi bir bildiri ortaya çıktı. Yani onun, ben kamuoyunun çok da anlamını doğru değerlendirebildiği gözlemine sahip değilim. Yani çok önemli, şimdiye kadar altılı masa çalışmaları içerisinde bence bir dönüm noktası olan, bir metin ortaya çıktı. Niye öyle? Bir defa, kardeşim biz tek adayla gideceğiz altılı masa olarak ve kazanacağız. Bu ortaya konuldu. İkincisi, sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde değil, milletvekili seçiminde de altılı masa olarak anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu elde edebilmek için ortak listeler yapılacaksa, evet, çalışmalar yapılacaksa, bununla ilgili çalışmalara, istişarelere, ortak komisyon kurmaya da bugün itibariyle başlıyoruz. Bu da söylendi. Ve ayrıca tabii seçimlerde, seçim güvenliğinden tutun diğer bu işbirliği alanlar, önce ifade ettiğim, anayasayı yapmak, Türkiye'yi bir demokratik ilişkide taşımak, bu konularda neler yapacağımızı da zaten bir anayasa paketimiz var biliyorsunuz. Daha önce 84 madde. Şimdi bundan sonra da Türkiye'nin önüne konulacak yol haritasında 30'unda hep beraber açıklıyoruz. Bu da söylendi. O bakımdan altılı masa çalışmaları için söyleyebilirim ki en kritik toplantılardan birisi aslında geçtiğimiz günlerde yapıldı ve en kritik bildirilerden birisi o toplantıda ortaya çıktı. Bunun bilinmesi lazım. 10 saatlik bir toplantıydı tabii, aslında. Tabii öyleydi, öyleydi. Çok önemli bir hazırlığa dayanıyordu. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bakın biz şimdi birçok Anadolu şehrine gidiyoruz. Toplantılar tertip ediyoruz parti örgütümüzle birlikte. Parti meclis üyemiz Umut Akdoğan'la ben birlikte çok ciddi, şimdiye kadar hafızam beni yanıltmıyorsa 47 ile gittik son birkaç ay içerisinde. Bu il toplantılarında parti örgütümüzü topluyoruz ve genel başkanımızın özellikle adalet yürüyüşünden bugüne kadar attığı adımları, bu demokrasi ittifakını nasıl oluşturduğunu, Türkiye bu karanlıktan çıkartacak ortamı nasıl yarattığını, hı hı, anlatıyoruz. Şimdi bu toplantılarda bir örnek de veriyorum. Bakın belirtmek istiyorum. Şimdi o kadar Türkiye'nin alışkın olmadığı bir şeyi başardık ki. Bakın 6 parti bir araya geldiler, değil mi? Bu 6 parti Türkiye'nin bu karanlıktan çıkabilmesi için bir irade ortaya koydular ve bir takım hedefler, ilkeler çerçevesinde bir araya geldiler. Bunun bizim tarihimizde eşi benzeri yok. Bakın Türkiye'de, evet, bütün antidemokratik girişimler karşısında geçmişte ne yazık ki böyle bir birliktelik ortaya konulamadığı için Türkiye demokrasi krizleri, demokrasi sorunları yaşadı. Ama bugün gerçekten hem dünya tarihi bakımından hem Türkiye'nin demokrasi tarihi bakımından çok önemli bir gelişme oluyor. Altılı masa, altı partinin bir araya gelerek oluşturduğu bu demokrasi birlikteliği Türkiye'yi bu karanlıktan çıkartacak bir demokratik birikimi oluşturmuş durumda. Bu çok önemli. Bu tabii altı partinin ortak alanda, buluşabildikleri alanda çıkardıkları kararlarla gözüküyor. Tabii ki farklı farklı görüşlere sahip partiler olması nedeniyle de bazen farklı cümleler olabiliyor. Bunu da genel başkanlar bir şekilde toparlama ihtiyacı, tabii, duyuyorlar. Tabii. Ve duyuyor, toparlamaya çalışıyorlar ve sonuçta bu altı siyasi parti liderinin partili kurmayların da özverileriyle bir şekilde Türkiye'de hiç yaşanmamış bir olayın yaşanması şu ana kadar söz konusu. Bundan sonraki süreçte bize neler gösterecek, büyük bir ihtimalle seçime kadar daha motive bir şekilde herhalde karşımıza, tabii, çıkarlar diye düşünüyorum. Şimdi bir şekilde zaten seçimlerin öne alınacağı anlaşılıyor. Yani Haziran ayındaki seçimlerin Nisan sonu ya da Mayıs başına alacağı anlaşılıyor. O bakımdan bir tabii takvimin de daha sıkıştığı bir ortama yavaş yavaş giriyoruz. Zeynep Bey, benim kanaatim o ki gerçekten Cumhuriyet tarihimiz bakımından son derece kritik bir iki aya girmiş bulunuyoruz. Bundan sonra önümüzde bulunan iki ay içerisinde atılan adımlarla Türkiye'deki bu karanlığa son verecek şimdiye kadar oluşan birikim, aslında oradaki fikri planda oluşturulan birikim, hı hı, kuvaya çıkmış olacak. Yani daha bir fiili alana geçmiş olacak. O
nedenle bu hazırlıklar gerçekten önemli bir birikim oluşturmuş durumda. Şu önümüzdeki dediğim gibi 2 aylık süreç son derece kritik. Burada şimdi bakın burada anayasa değişikliği önerisi toplantısını görüyoruz. Bakın bunun da Türkiye'de örneği yok. Yani 6 parti bir araya geldi, 84 maddede nasıl bir anayasa paketinin oluşturulacağını, Türkiye'nin bu geçişi nasıl sağlayacağını ortaya koyduk. Tabii sadece bununla sınırlı değil biliyorsunuz. Siyasi ahlak kanununu çıkartacağımızı söylüyoruz. Evet. Mecliste kesin hesap komisyonunu kuracağımızı söylüyoruz. Daha bir harcamaların denetlenebildiği, yolsuzlukla mücadele edildiği, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmadığı bir ortamın yaratılacağını söylüyoruz. Ayrıca şu da var, bu altılı masada yapılan çalışmaların ötesinde her partide tabii birçok politika alanında kendi birikimini olgunlaştırıyor. Biz de hatırlayacaksınız 3 Aralık günü İstanbul'da bir toplantıyla Genel Başkanımızın öncülüğünde bir yeni ekonomik vizyon ortaya koyduk. Yani gerçekten Türkiye'nin bu krizden çıkmasını bırakın bir kenara, bir daha kriz yaşamayacağı bir ekonomik politikanın nasıl mümkün olacağını o toplantıda, 3 Aralık toplantısında ortaya koyduk. Bir yandan bu da sürüyor. Yani 6 partinin bir arada yürüttüğü çalışmaların yanında, ötesinde diğer taraftan da her parti kendi fikriyatı çerçevesinde bir ciddi hazırlığa dayalı olarak Türkiye'nin sorunları karşısındaki pozisyonunu olgunlaştırıyor, toplumla paylaşıyor. Şimdi tabii burada önemli şeylerden bir tanesi seçim güvenliği meselesi. Türkiye, evet. Yüksek Seçim Kurulu ya da mevcut iktidar hani iktidarda kalabilmek için ya da doğru yapılmış, dürüst yapılmış, hiçbir şaibeye ulaşmamış seçimleri iptal ettirmek için elinden geleni yapan, bunun için de mevcut kurumları kullanmakta da hiçbir şekilde sakınmadan kullanabilen bir iktidar var. Avrupa Konseyi, Avrupa, evet, Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, bu türlü kurumlar seçimlerin güvenliğinin, seçimlerin işte adil yapılıp yapılmadığını, en ufak bir şaibe bulaşıp bulaşmadığını kontrol etmek için her yıl her seçime üye ülkelere gönderirler heyetlerini ve onlar kontrol ederler. O ülkeler davet ediyorlar biliyorsunuz. Ve o ülkeler yani şöyle bir şey anlaşılmasın, yani o uluslararası örgütler kendi keyiflerine göre bunu yapmıyorlar. Hayır, biz ulus olarak taahhüt ediyoruz. Diyoruz ki biz dürüst seçim yapan bir memleketiz kardeşim. O yüzden gözlemciler gelin bunu izleyin diyoruz. Hı-hı. Ama burada bir problem var. O da şu. 2015 seçimlerinden sonra 2017'de yapılan anayasa referandumu, 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri, hı-hı, ve tabii ki 2019 yerel seçimleri. Şimdi bu seçimlerde yapılan gözlemlerin raporlarına baktığınız zaman Zeynel Bey, çok ciddi problemler olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bakın geçtiğimiz dönem parlamento, yani geçtiğimiz yıl daha doğrusu, bir seçim kanunu değişikliği gelmişti hatırlayacaksınız. Tabii. Hani seçim kurullarının teşkilini falan da değiştiren. Orada ben Anayasa Komisyonu üyesi değilim ama ben de gittim komisyon toplantısına, söz aldım. Şunu anlattım. Dedim ki bakın dedim. Elimde o seçimlere ilişkin AGİT'in ve Avrupa Konseyi'nin gözlemcilerinin raporları var. Bu raporlarda Türkiye'ye yönelik seçimlerin dürüst bir şekilde yapılmasının önüne geçen bir takım problemler var. Bu problemlerin ortadan kaldırılması için öneriler var. Ve biz davet ettik bu gözlemcileri, değil mi? Bu önerilerin dedim hiçbirisini yerine getirmiyorsunuz. Yani bir işte o zaman galiba 21 maddelik bir teklifti, bir kanun teklifi. O teklifin içerisindeki hiçbir madde Avrupa Konseyi'nin ve AGİT'in uluslararası gözlemcilerinin Türkiye'de seçimler bakımından tespit ettiği problemlere çözüm getirmiyor. Bu problemler yerli yerinde duruyor. Şimdi bu da bize bir şey gösteriyor zaten, yani zihniyetin ne olduğunu gösteriyor. Şimdi ne yaptılar o kanunla? Seçim kurullarının, yani illerde ve içerideki seçim kurullarının en kıdemli hakimlerden oluşmasını ortadan kaldırdılar. Evet. Değil mi? Biliyorsunuz. Evet. Şimdi bir düşünün Zeynel Bey. Yani hiçbir partinin programında bu yok. O kadar uluslararası gözlemci gelmiş, bunu bir problem olarak görmemiş. Aksine olumlu bir nokta olarak görmüş. Ayrıca 1950'den beri kimsenin aklına bunu değiştirmek gelmemiş. Evet. Değil mi? Böyle bir değişikliği bu hükümet yaptı. Şeye dönelim, uluslararası gözlemcilere. Biz de gidiyoruz başka ülkelerdeki, tabii, seçimlere. Siz de başka, yani ülkelere gittiniz.
Bulgaristan seçimleri yapıldı Ekim ayında. Ben de orada görevliydim. Başka arkadaşlarımız da vardı Türkiye'den milletvekillerinden. Özetle biz de başka ülkelere gidiyoruz. Yani bunu Türkiye'nin dışında bir süreç olarak görmesinler. Biz zaten uluslararası gözlemcilere davet ediyoruz. Onu da tekrar belirtmek istiyorum. Ve oradaki raporlarda çok ciddi sorunlar tespit ediliyor. Çok önemli öneriler yapılıyor. Ancak iktidar bunlara karşı ne yazık ki kör ve sağır. Peki. Çok teşekkürler Yunus Emre. Hem Türkiye'de bir siyaset yapan hem de aynı zamanda Türkiye'yi temsil eden Avrupa'da görev yapan bir siyasetçi olarak önemli görüşlerinizi dile getirdiniz. Çok çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyiciler, birazdan ana haber başlayacak. Evren Özalkuş sizinle birlikte olacak. Ben de yarın saat 16'da